İmam Buhari Hazretlerinin türbesine gideceğim. Böyle bir yerden geçtim arkadaşlar. Bunlar ekmek satıyorlar buradaki vatandaşlar. Ekmek satıyorlar. Ekmekler soğumasın diye battaniyelerin altında böyle muhafaza ediyorlar. Non verem, non verem diyorlar. Dedim valla non lazım değil. Ev burada yok çünkü. Buradan karşıya geçeceğim. Oradan Ulubey Ostanası diye bir yer var. Taksiler o tarafa doğru gidiyormuş. Hatta sordum. Abi ne dönüş yaptın ya? Az daha çarpıyordu. Ulubey Ostanası diye bir yer var. Oraya gideceğim. Oradan taksiler varmış. İmam Buhari Hazretlerinin türbesine gidiyormuş abi. Bir gidelim bakalım. Buradan ilk önce oraya gitmem lazım. Bak durdu. Ulubey Ostanovka. Ulubey. Taksi? Ha tamam. Sağ ol. Taksi bilen diyor. Taksi bilen diyor. Şimdi taksinin biri geldi. Bir soracağız ona bakalım. O da oraya dönüyormuş. Ulubey Ostanovka. Gitme. Tamam. Baş üstüne. Sağ ol. Ulubey Ostanovka. De. Maşi. 11'e götürüyormuş. Bindik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bindik bir arabaya, 10.000'e anlaştık. Şimdi gidiyoruz abi. Bindiğim taksi beni getirdi. Burada bıraktı, dedi ki abi, dedi buradaki arabalar dedi oraya gidiyor, El Bukhari'ye. Oradan binersin. Şimdi burada bir bakalım. Selamun aleyküm. El Bukhari'ye gidiyor, maşin var. Kaç paradır kanka? 100.000. Sen de çok iyi adamsın. Kaça gidiyor, kaça? 80.000 lira. Yok baba yok. 20 kilometre yola 80.000 ya. Meçhul biraz. 20.000 ya. 20.000 de fazla olmaz. El Bukhari. El Bukhari'ye. 80.000 lira. Yok yok. Ha? Baba 20 kilometredir daha, 20 kilometre daha. Ay bu biz Alley'de tur gözetmeydi o. Tamam tamam, gözletmem. El Buhari'ye gideceğiz. Selam Berat. Hey Boras. Berat, kaç dello? Hey Boras. Ha? Hey Boras. Ben El Buhari. Kaç para? Ha? Kaç para? 3 kişi. Tek. 1. 1 kişi. Aha 1. Kitti. Ye, çanta, çantalı. 100.000 biraz bitti, usbuna gitmem. Ha, sarılmış. Yok, yok. 100.000 çok, 100.000 çok. Ya bitti usbuna gitmem de tuttu adam, o miyim ama? Evet, 4 tane adam da bekleriz yani, bir şey olmaz ya. Bitti usuz orluk oturasız gidiyorum. Yok, pahalı, pahalı. Hiçbir bir arkadaşım. Kardeşim de gelmiş. Kardeşim. Bu ya kulağı mı diyet ediyorsun? Ben kadar YouTube kutu var. Abi pazarlık yapıyoruz. 20.000'e diyoruz götür. 50.000 verir yeter. YouTube'da çıkar var mı ya? YouTube'da zaten bu YouTube'da. Ya YouTube'da çıkar var mı? Nereye varacaksın? Taksi. El Bukhari. El Bukhari mi? Kaça? El Bukhari'yi olvarıp opkilemen. Gittik bana. Bu maşinle, bu arabayla diyor seni götüreyim, getireyim diyor abi. Aynen abi. 100.000'ini alırım diyor, 100.000'ini. Yani 100.000 bana çok geldi. Türkiye neredensin abi? Türkiye'den, İstanbul'danım. İstanbul'dan mı? He. Ben Rusya'da neyle çalıştım. He, sen güzel adamsın. He, bunu olayım, bunu güzel olayım. Bunu, bu yakışıklı, yakışıklı. Sorun yok, problem yok, problem niyet. İnternet niyet, Murat. İnterneti koyuyor. Hacı sen gitmiyorsun. Siz beraber misiniz? Evet, tamam, tamam. Kitti beni. Sana 70 bin. Kitti mi? Olborup, siyomke klasız, kütüp, olup kileman şura. Yani. Ya, iyidir. Tamam, 80 vereyim sana ya. İyi ana, iyi. 100 bini olborup, olup kileman, kütüp duraman sizi. Kitti. Bekleyeceğim diyor abi. He. Gideceksin. Hadi gel, hadi gel, hadi gel gidelim. Hadi görüşürüz gençler. Haydar Lili değil de bitti. Haydar Lili. Haydar Lili kimdir? Ya Allah dedik. İçeriye bindik abi. Esselamun aleyküm. Senin ismin nedir? Behzat. Behzat. Behzat baba. 100.000'i koptun. Kopardın bizden. Hadi gidelim. Orada ne kadar zaman bekleyeceksin beni? Neyse gidelim. Behzat tabii çok fazla
Oğuz kayıt bilemez. Bizi anlamıyor. Yola çıktık abi şimdi. İmam el-Buhari'nin türbesine doğru gidiyoruz. Sen Tacikçe bilez mi? Bilmiyorsun. Uzbiça. Evet. Ti znaiş gavari paruski? Paruski? Da. Tak, очень хорошо, брат. Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Şu an İmam Buhari Hazretleri'nin türbesine geldim. Ama maalesef türbeye giriş izni vermiyorlar, yasak diyorlar. Çünkü orada ummalı bir inşaat çalışması olduğundan dolayı maalesef girişe izin vermiyorlar. Hiç kimse giremiyor zaten. Şu bölgeye geçemiyor. Bakın zaten gelen insanları görüyorsunuz. Bunlar çalışan insanlar. Çalışanlar şu an yemeğe geliyorlar. Öğlen yemeğine yemeğe geliyorlar. Bize maalesef size burayı göstermek isterdim. Yani öyle bir kapatmışlar ki. Şöyle şuralara baktığımız zaman şuraları komple böyle kapatmışlar arkadaşlar. Yani buraya kadar gelmişken dedim geleyim burada hem namazımızı kılalım hem dua edelim kendisine. Ama maalesef dediğim gibi arkadaşlar buralar şu an inşaat çalışmaları nedeniyle kapalı. Zaten böyle etrafa baktığınız zaman görürsünüz yani çalışmaları. Orada görebiliyorsunuz. Bütün iş makineleri şu bölgede iş makineleri falan mevcut. Burada da zaten bir iş makinesi çalışıyor hemen sol tarafta gördüğünüz gibi. Ben bu civardaki yerleri size biraz göstereceğim. Ama dediğim gibi yani üzgünüm. Gerçekten ta buraya kadar gelmişken burayı ziyaret etmemek olmazdı. Zaten türbeyi görüyorsunuz hemen şurada arkadaşlar. Türbeyi burada görebiliyorsunuz. Ben biraz yaklaştırayım. Şöyle. Türbesi tam olarak burası arkadaşlar. İmam Buhari'nin. Evet. Tam olarak türbeyi şu an görüyorsunuz. Ama maalesef giriş yapamayacağız. Uzaktan Fatiha'mızı okuyacağız. Bir de buraları size göstermeye çalışacağım. Burası da bir restoran arkadaşlar. Çayhane, çayhuna yazan yerler arkadaşlar. Genellikle restoran. Ama kafe hizmeti de veriyorlar. Arabamızı şuraya park ettik, içeriye park ettik. Semerkand'ın merkezinden buraya gidiş dönüş olarak bir taksici arkadaşla anlaştım. Zaten taksici arkadaş da hemen şu an yanımda göstereyim kendisini. Behzat kendisi kaçıyor kameradan. Behzat da burada. Behzat'la birlikte buralara geldik. Ama dediğim gibi maalesef kapalı. Sadece buradaki satıcılar kalmış. Onlar da seher tezgah kurmuşlar yani. Baktığınız zaman böyle küçük küçük yerler. Şimdi buradan çıkacağım İmam Maturdi'nin makberine, makberesine gideceğim. Sağ ol, sağ ol. Evet, böyle arkadaşlar. Yani buralarda pek fazla bir şey şu an yok. Onun için herhalde 1-2 yıla buralar gayet güzel yapılır diye düşünüyorum. Hadi hep beraber şimdi İmam Maturdi'nin türbesine gidelim. Orayı ziyaret edelim arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. İmam Buhari'nin türbesine gittim. Maalesef kapalıydı. Şimdi İmam Maturdi'nin türbesine geldim. Burası türbesi. Hadi hep beraber içeri girelim. Duamızı okuyalım. Duamızı okuyalım. Çıkalım. Buraları size göstereyim arkadaşlar. Böyle bir yerde. Kenar mahallelerinden birisinde Semerkand'ın. Burası arkadaşlar. Pek fazla kimse bilmiyor. Ziyarete gelen pek fazla kimse yok arkadaşlar. Onu da belirteyim. Dışarısını böyle bir göstereyim önce. Sonra içeri gireceğiz. Burada da böyle eski bir yapı var arkadaşlar. Ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Arka tarafı da böyle. Gayet sessiz. Sadece kuş sesleri var abi etrafta. Gayet sessiz. Bismillahirrahmanirrahim.
Mezarı bu arkadaşlar, İmam Hatürdin'in. Burada da çeşitli taşlar falan var. Numaralandırılmış bu taşlar, böyle 6 numara, 7, 8 gibi böyle numaralandırılmış. Tavanını da göstereyim. Kubbesi böyle. Tavanı böyle arkadaşlar. Mahmut Han abiyle tanıştım burada. Kendisinin iki tane de oğlu var. İstanbul'da İlahiyat Fakültesinde okuyorlarmış. Çok teşekkür ediyorum. Bizi de çok seviyor. Maşallah, kendisiyle şimdi biraz önce konuştum. Hatta izin istedim. Dedim ki Mahmut Han abi dedim, burayla ilgili çok fazla burada bilgiler yok. Ben bulamadım burayla ilgili pek fazla bilgi. Kendisiyle konuşacağız. Kendisi 16 sene burada görevli olarak çalışmış. Kendisini ilk önce bir tanıyalım. Mahmut Han abi, siz nerelisiniz? Kaç yaşındasınız? Ne kadar zaman burada görev yaptınız? Bize söyleyebilir misiniz? Maşallah kendisi çok güzel Türkçe biliyor arkadaşlar. Söylesin şimdi. Anlatabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elbette bizlerini bana Türkan cayımız Uç Hakerdize ismi ile bütün İslam aleminde meşhur mazarlıktır. Evet, burası İslam aleminde Çokerdiza olarak mazarlık, meşhur bir mezarlıktır. Evet. Burada kaç kişi yatmış? Senin yaşın kaç baba? 54. 54 yaşındasın. 54. Aslınız buralı mısınız? Burada. He, evet. Burada Özbekistanlısınız. Bu mahallede yaşadınız. Yaşadım. Kaç yıldır buradasınız? Burada 30 yıldan beri. Ha, 30 yıldan beridir burada yaşadınız. Bize buranın hikayesini, bize buranın, yani bu bölgenin, şu Çokerdiza bölgesinin tam olarak hikayesini anlatır mısınız? Burası daha önce neydi? Hı-hı. Ne oldu? İslam aleminde çok büyük mazarlıklar üçtedir. Evet. Biri Medine-i Munavvere'de Cennetul Bakiye. Evet. İkincisi Mekke-i Mukarreme'de Cennetul Mualla. Evet. Üçüncüsü Semerkand'da Çakeri Ruzi Ceza. Çakeri Ruzi Deza. Ceza. Ceza. Çakeri Ruzi Ceza. İsmi bu, değişmiş demek ki buranın. Evet. Bunun manası şu ki Ruzi Ceza. Hesap günü. Hesap günü. Hesap gününde Allah'a hizmet kıladigen askerler kalesi degen mana verir. Evet. Kıyamet gününde, hesap gününde Allah Teala'nın, Allah Teala'ya hizmet kıladigen askerler kimler bulur? Evet. Hepsi ulemalar, alimler, evliyalardır. Evet. Evet. Demek bu Çakerdize mazarında fakat uluğ zatlar cemlep gömülgen. Şu sebepten hem İslam alemi biliyorlar. Evet, evet. İslam aleminin hepsi bunu biliyor diyorsunuz. Biliyor. Evet. Peki, burada daha önce mesela ben baktım, sadece İmam Maturidi'nin mehberesini gördüm. Sadece bir tane tek mezarı vardı. Diğer mezarlar hepsi yok olmuş. Onun hikayesi nedir? Bu 1947 senesi. Evet. Burada Semerkand'da Yahudilerden Hani Müftegen Reis Balkan reisi bol işlegen. Evet, yani buradaki şehri Yahudiler yönetiyordu. Belediye başkanı Yahudiydi. Yahudiydi. Evet. Şu pekte aynen Çakerdize mazarında tekstep Yahudilerge ev kurmak, ev yapmak. Yok ettiler, mezarlığı komple yok ettiler ki buradaki oturan Musevilere ev yapsınlar diye. Yapsınlar diye. Bu mahallede daha önce hep Yahudiler mi oturuyordu? Ben şöyle mahalleyi göstereyim. Yahudiler mi kiydi? Ha. Hazır ular kettiler İsrail'e. İsrail'e. İsrail'e gittiler. Amerika'ya falan gittiler. Gittiler. Burada kaç tane mezarı vardı tahmini olarak daha önce? Bu, tarihi menbelerde, tarihi kitaplarda etmişler.
444 bin ulemanın mazarı buradadır. 444 bin maşallah. Mazarlığının ortasında, yine Allah'ın mazarlığı bulmuş. Bunun fakat isimleri Muhammed bölgen 400'te Muhammed isimli evliyalar. Ha, 400 tane müştehit, Muhammed isimli müştehidin mezarının burada olduğu söyleniyor ama burası tamamen yok edilmiş arkadaşlar. Sağ olsun Mahmut Han abi değil mi? Mahmut Han abi bize buradaki şeylerle, buradaki bilgileri verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah seni var etsin, Allah seni saklasın. Sağ ol, teşekkür ederim. İstanbul'da da iki tane çocuğu İlahiyat Fakültesi'nde okuyormuş. Onlara da buradan selam söylüyorsun. Orada bir şey söylüyorsun çocuklara. Selam. Selam. Böyle arkadaşlar, çok memnun oldum. Arkadaşlar buranın hikayesi böyle. 4000 ulemanın burada mezarı varmış arkadaşlar. Bu mezarları komple yok etmişler ki burada oturan Musevilere ev yapsınlar diye. Hikayeyi en azından Mahmut Han abiden öğrendik. İnternete de ekleyelim ki, çünkü burada en azından bir bilgi oluşsun. Buraya gelenler buranın hikayesini, buranın nasıl bir yer olduğunu anlasınlar diye. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz cami Hazreti Hızır Camisi, Orta Asya'nın ilk camisiymiş arkadaşlar. Burası Cengiz Han, yani Moğollar buraya geldiği zaman camiyi tamamen yıktılar. Fakat Emir Timur, Emir Timur'dan Allah razı olsun, Emir Timur bu camiyi olduğu gibi restore ettirdi, yeniden yaptırdı. Şu an İslam Kerimov'un mezarı o caminin içine gömülmüş arkadaşlar. Tam böyle tarihi eserlerin olduğu yerin tam ortasındayız. Mahmut Han abi Hazreti Hızır Camisi'nin de imamıymış. Abi biz yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Biraz önce tanıştık kendisiyle. Dedi ki ben dedi buranın hocasıyım dedi. Ya dedim ben geçen gün geldim dedim. Böyle böyle fotoğraf falan video falan çekmeye müsaade etmediler. Ya dedi boş ver. Şimdi oraya doğru çıkalım. Merdivenlerden çıkıyoruz Hazreti Hızır Camisi'ne doğru. Arkadaşlar şu taşlara baksanıza. Taş ha bu. Ahşap değil, tahta değil, ahşaba okşuyor. Ahşaba benziyor. Şuradan da şöyle göstereyim. Bakın, bura böyle. Burası Hazreti Hızır Mescidi'nin olduğu yer. Şimdi içeri doğru Bismillahirrahmanirrahim giriyoruz arkadaşlar. Burası Cengiz Han tarafından tamamen yıktırıldı. Böyle bana resimlerine bakıyorum. Bana. Cami, o şey 1900. senelerde hem cami bana şu halatta bugün. Peki bu yerde kervansaray. Burası komple kervansaraydı arkadaşlar. Şöyle resmi göstereyim size. Bu resim kaç asır önce çekilmiş bilinmiyor ama böyle yani yapılmış bir resim. Şuradan göstereyim. Burası böyleymiş arkadaşlar. Eski halini gösteren fotoğraflar. Görüyor musunuz kervanları? Ben yine binanın eski hali bu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi tabii biz yenisinin içerisindeyiz. Şu an içeride ibadet yapılıyor. Burası böyle arkadaşlar. Cami. Evet. Caminin dışı böyle. İçeride şu an cemaat var. Cemaat ziyaret ediyorlar. Bir ziyaret bakalım. İki de çillehanesi var. He böyle bir bakıp geleceğim. İki de çillehanesi vardı. Ha çillehane de var. Evet arkadaşlar, caminin içi tam olarak böyle. Tavanını da göstereyim size. Tabi yeni yapılmış Hazreti Hızır Camisi. Şurada da ibadet eden arkadaşlar, Müslüman kardeşlerimiz var. Burada şu an bayanlar namaz kıldıklarından dolayı oradaki çilehaneye gitmedim ama burada da arkadaşlar bir çilehane var. İslam Kerimov'un mezarı burası. Millet fotoğraf çekmek için mücadele ediyor. Şurası arkadaşlar, İslam Kerimov'un mezarı ve türbesi. Fotoğraf ve video çekmenin yasak olduğunu söylüyor buradaki görevliler. Zaten her tarafa da böyle koymuşlar, çekmeyin diye. Bakın şuradaki tabelayı görüyor musunuz arkadaşlar? Video ve fotoğraf çekmek yasak diyorlar ama hani çekmeden de olmuyor abi. Çekmeden de olmuyor. İslam Kerimov'un türbesi burası. Türbeyi ziyarete gelenler şurada oturma alanlarında oturuyorlar. Şuradaki oturma alanlarında oturuyorlar. Fatihalarını okuyorlar. Dualarını ediyorlar arkadaşlar.
Ben çok fazla göze batmadan buradaki çıkıştan çıkayım. Semerkant şehir merkezinin bulunduğu, şu an Hazreti Hızır Camisi'nin bulunduğu yerdeyim arkadaşlar. Buradan da Semerkant manzarasını size göstereyim. Düşünsenize bir, yani gözlerinizi kapatıp düşünün. Buralarda daha önce kervansaraylar vardı, medreseler vardı, camiler vardı ama günümüzde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Çünkü çoğusu yok edildi. Gerek Cengiz Han gerek Rusya tarafından tamamı yok edildi. Sadece birkaç tanesi ayakta kaldı. Onlar da şu an hemen sol tarafımızda, göstereyim arkadaşlar. Burada. Şöyle geleyim. Burada da bir tane mezar var ama kimin mezarının olduğu belli değil. Üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Şöyle düşünün. Buralar tamamen kervanların geldiği, alışveriş yaptığı, konakladığı yerlerdi arkadaşlar. Burası bir otopark haline getirilmiş. Şurada da Bibi Hatun türbesi var arkadaşlar. Bibi Hatun Timur, Emir Timur'un eşi olan Bibi Hatun'un türbesi de orada arkadaşlar. Biraz sonra oraya da gideceğiz. Tarihi Hazreti Hızır Camisi arkadaşlar. Böyle. Hazreti Hızır Camisi'nin dışarıdan görünümü bu şekilde dostlar. Hemen diğer tarafta, orada da Kerimov'un, yani İslam Kerimov'un eski cumhurbaşkanının mezarı orada.